Zorlu Performans Sanatları Merkezi bu yıl bütün kış boyunca dünyanın en saygın opera kurumlarından biri İngiliz Royal Opera House'un yeni prodüksiyonlarını film olarak izleyicilerine sunacak. Ünlü opera ve bale kurumlarının sezon başında sahneye koydukları gösterilerin film prodüksiyonları, dünya üzerinde birçok ülkenin sinema salonlarında her mevsim izleyiciyle buluşur. Bizim ülkemizde de bir süredir Paris'ten Amsterdam'a, Washington'dan Londra'ya, sanatın merkezi sayılan kentlerde sahneye konulan birçok opera veya bale gösterisi aynı sezon, tabii film olduğu için çok daha uygun fiyata gösterime giriyor ve daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyor. İstanbul'da da Zorlu Performans Sanatları Merkezi bu yıl kış boyunca bu tür filmler sunuyor. İngiltere'nin en prestijli kurumlarından Royal Opera House'un 2016'da sahneye koyduğu gösteriler aynı sezonda Royal Opera House'daki gösterilerin hemen ardından İstanbul seyircisinin ayağına kadar geldi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki bu gösterilerde uzun yıllar Devlet Opera ve Balesi'nin müdürlüğünü ve genel sanat yönetmenliğini yapan Profesör Yekta Kara filmden önce sunum yapıyor. Böyle bir şey yapmalarının, böyle bir yol izlemelerinin temel amacı opera sanatını yaygınlaştırmak. Şimdi unutmayalım, 400 yıllık bir sanat dalı opera. Ve geleceği açısından yeni nesillere ulaşılması çok önemli. Ve dünya genelinde ulaşılması önemli. Hep globalizm diyoruz ama bu tabii kültürel anlamda da var. Tabii. İhraç ediyorlar. İhraç ediyorlar. Yani benim bildiğim kadarıyla örneğin bu program çerçevesinde 25 ülkede bu yeni prodüksiyonlar, yani yalnız 2016-17 sezonunda sergilenen yeni prodüksiyonlar, ki hepsinin görüntü kalitesi ve müzik kalitesi, kayıt kalitesi inanılmaz iyi. Bunlar yollanıyor. Ama aynı zamanda kendi ülkelerinde de o harcama gücü olmayan gençler bunu izleyebiliyorlar. Aynı mesela Londra'da Royal Opera House'un bir sinema salonunda da gösterileri devam ediyor mu? Eş zamanlı olmasa bile. Eş zamanlı olmuyor. Bazen bunu yapıyorlar. Eş zamanlı da oluyor. Hatta orada tabii saat farkı doğuyor. Yani başka ülkelerle aralarında. Ama ilk gösterimler sırasında izleyin ve eleştirilerinizi bize anında bildirin diyorlar. Böylece seyirciyle de, yani o salonda olmayan interaktif seyirciyle bir, de evet, interaktif bir ilişki kurulmuş oluyor. Opera neden yaygınlaşmalı? Çünkü opera her şeyden önce bir sahne sanatı. Nitekim burada İstanbul'da da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bu etkinlikler düzenleniyor. Sinema salonunda değil. Değil, evet. Evet. Yani sahne sanatı olduğunu asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve sahne sanatlarının, yani genelde bütün sahne sanatlarının, özelde de operanın temel işlevi nedir? İnsana insanı anlatmak. İnsanın, yani bütün bu dehalar diyeceğim, opera bestecilerinin, opera metin yazarlarının yarattıkları bu seçkin eserler, bu başyapıtlar bizim insan olarak, birey olarak kendimizi daha iyi tanımamızı sağlıyor. Yani meşhur laf vardır ya, işte sahne hayatın aynasıdır, seyirciye ayna tutar. (Gülüyor)
kış devam edecek bu gösteriler. Neler var? Şimdi ilk Norma ile başlandı. Norma malum Bellini'nin başyapıtı. 19. yüzyılın belki en güzel eserlerinden biri. Bellini deyince tabii ki İtalya akla geliyor. Romantizm akla geliyor. Yani Belcanto akımının en önemli bestecilerinden biri Bellini ve onun da dediğim gibi herkes tarafından hayranlıkla dinlenen, izlenen bir eseri. Norma aslında çok eski bir öyküyü anlatıyor. Yani milattan önce 1. yüzyılda Galya'da geçiyor. Ve o dönemle ilgili biz bilgileri, yani Galya ile ilgili, Keltlerin yaşamıyla ilgili aslında garip bir biçimde oraya savaş düzenlemiş olan Jules César'dan öğreniyoruz. Ama yazılış dönemi 19. yüzyıl. Bir de tabii ki içinde yaşadığımız 21. yüzyıl var. Sahneye konuştu 21. yüzyıl. Evet tabii. Ve çok ilginç bir yönetmen sahneye koymuş. La Fura del Spaus'tan Alex Olye. Şimdi La Fura del Spaus 1979 yılında İspanya'da kurulmuş bir Katalan grup, bir kolektif. Ve o gün bugün etkinliklerini sürdürüyorlar. Bütün bu projeleri şimdi son yıllarda çok sayıda tiyatro ve opera eseri de sahneye koymaya başladılar. Aslında bir gösteri sanatları topluluğu. Bir aşk öyküsü. Yani aşk olmadan opera olmaz zaten. Aşk ve ölümü anlatıyor. Her operada aşk ve ölüm var mıdır? Bir tek Macbeth'te yok. Macbeth'te aşk yoktur. Ölüm bolca vardır. Evet. Ama Macbeth'te aşk yoktur. Evet. Norma'da? Hırs vardır. Hı-hı. İktidar hırsı vardır. Evet. Norma'da bir aşk üçgeni. Yani aslında Keltlerin baş rahibesi Norma ile orayı kuşatmış olan, oraya yani düşman güçlerinin temsilcisi olarak gelmiş olan komutan arasında, Romalı komutan arasında geçen bir aşk hikayesi. Kaçınılmaz biçimde birbirlerine aşık oluyorlar ve rahibe... Bir rahibeyle. Rahibe Romalı üstelik. Romalı komutan, düşman komutanla. Evet, aynen. Ve Keltlerin bu baş rahibesi, yani bekaretinden vazgeçtiği gibi iki de çocuk doğuruyor bu Romalı komutandan. Ve bu gizli kalıyor, çok gizli saklı kalıyor. Derken bizim Romalı komutan biraz çapkın anlaşılan bir başka rahibeye aşık oluyor. Böylelikle ve oradan onu alıp işte Roma'ya gitmek istiyor. Norma kendi mahiyetindeki rahibeden bu durumu öğrenince tabii kızılca kıyamet kopuyor. Bir aşk üçgeni bu ve sonunda Norma'nın tabii ki hayatından vazgeçişiyle bitiyor. Yani kendisi kendi özgür iradesiyle ölümü seçiyor. Perdeye aktarılan bir diğer opera Mozart'ın Così fan tutte'si. Mozart'ın 5 büyük operasından biri ve ölümünden bir yıl önce bestelediği bir opera. Çok ilginç aslında, kurgusuyla, konusuyla çağının çok ötesinde bir opera. Yani Mozart tabii tartışmasız bir deha. Da Ponte ile, Lorenzo da Ponte gibi yine çok ilginç bir İtalyan metin yazarıyla işbirliği yapıyor. Ve ortaya çıkarttıkları eser aslında içinde yaşadıkları 18. yüzyılın sonuna o dönemle örtüşen bir eser değil. Yani daha 20. yüzyılda bu doğru düzgün anlaşılıyor. Burada da aşk var. Burada sadakat kavramı sorgulanıyor. Aslında hani Norma'da da bir miktar öyle ama Così fan tutte'de iki tane gencecik çift var. Olay İtalya'da geçiyor, Napoli'de geçiyor. Ve de tabii ki 18. yüzyıl sonunda, 19. yüzyıl işte başında geçiyor. Ne oluyor? Bu iki çift
çifte ilişkin, bir de çok böyle görmüş geçirmiş bir beyefendi var. Yani bilge kişilik olarak Don Alfonso var ve o diyor ki aslında o Da Ponte'nin, yani metin yazarın bizzat kendini yansıtması. Yani kendini o karakterle özdeşleştirmiş. Diyor ki kadınlar sadakatsizdir diyor. Bütün kadınlar aynıdır diyor. Onlar eşlerine, sevgililerine, kocalarına, artık o neyse, kimse, partnerlerine sadık kalmazlar diyor. Bu iki delikanlı çıldırıyor tabii ve bunlar subay üstelik. Düşünün, İtalyan erkeği tabii ki maço. Tabii ki bir de mesleklerinden gelen bir farklılık var. Diyorlar ki sen ne diyorsun? Yani bizim nişanlılarımız asla böyle bir şey yapmaz. Diğer kadınları bilemeyiz ama bizim nişanlılarımız asla yapmaz. O dönemde böyle bir gelenek var. Bahse tutuşuyorlar. Alfonso diyor ki tamam, 100 altınla bahse girerim sizinle diyor. Bakalım, deneyelim, bir oyun oynayalım, görelim. Şimdi così fan tutte, yani bütün kadınlar böyle yapar. Kadınlar hep aynıdır. Fakat eserin bir ikinci adı daha var. O da Aşıklar Okulu. Şimdi bu aslında çok alaycı bir verilmiş bir ad esere. O çok kullanılmıyor ama kadınlar hep aynıdır. İşte kadınlar böyle yapar dediğimiz an tabii ki akan sular duruyor. Kimde? Bu beylerde, bu genç subaylarda. Ve de onları Don Alfonso birdenbire görev gereği bunların gitmesi gerekiyor. Diyorlar ki maalesef işte göreve çağrıldık, biz gidiyoruz. Kızlar gözyaşları içinde bunları uğurluyorlar, gidiyorlar. Artık çok üzülüyorlar, keder, yas içindeler. Ama o sırada kimlik değiştiriyorlar, kılık değiştiriyorlar. İki Arnavut beyefendi olarak geliyorlar. Farklı giysiler. Farklı işte peruk, şu, bu, nişanlılar. Sakal, nişanlılar, beyler geliyor. Ve bu oyun kurucu, yani Da Ponte'nin, metin yazarının yansıması olan Don Alfonso karakteri de bu beyleri, ah benim çok eski tanıdığımdır bunlar, çok da beyefendi insanlar diye tanıtıyor. Derken bir oyun başlıyor. Yani Così fan tutte hep böyle inanılmaz alaycı biçimde bu sadakat kavramını sorgulandığı bir opera. Yeni yıla girmeden bir de Hoffmann'ın masalları var. Tabii inanılmaz bir fantastik opera Jacques Offenbach'ın. Ünlü Alman yazarı Etiyas Hoffmann anlatılıyor burada. Üç ayrı kadın, yine aşk. Aşkın insanın gözünü nasıl kör ettiği, nasıl bazı gerçekleri görmediği. Hoffmann kendi şair ve yazar kimliğiyle görüyoruz. Üç ayrı kadına tutuluyor. Sonra buna bir dördüncüsü ilave oluyor. Hatta o kadar gözü kör oluyor ki aşk insanı o kadar... Bu örnekte Hoffmann'ı, genelde de insanları çileden çıkartıyor, gözünü kör ediyor ki yapma bir bebeğe, Olimpia'ya aşık oluyor. Yani cansız bir bebeğe aşık oluyor. Sonra işte bir şarkı söylememesi gereken ama sürekli şarkı söyleyen, yani sağlık nedenleriyle söylememesi gereken bir genç kıza aşık oluyor. O da işte kollarında can veriyor, olmuyor. Sonra bir hafif meşrep kadına Venedik'te aşık oluyor. O da hüsranla bitiyor tabii yelpaze ki. Yelpaze epey geniş. Evet, yelpaze geniş. Sonunda bir opera sanatçısına aşık zaten. Bütün bunlar da o sanatçı hanımefendinin... Dururken oluyor. Sahnede, hayır, o temsilde. Bu da işte onu beklerken etrafındaki arkadaşlarına, dostlarına, bolca öğrenci de var. Onlara anlatıyor öykülerini. Ve sonunda o kadar bitap düşüyor ki bu hikayelerden, temsil bitiyor, opera sanatçısı hanım geliyor, bir bakıyor ki Hoffmann perişan, o da onu terk ediyor. Oh,
Trovatore var. Il Trovatore tabii ülkemizde daha önce oynadı. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Il Trovatore'nin ilk temsilinden sonra, İtalya'daki ilk temsilinden sonra 3 ay sonra bir turne yapılıyor. Yani oradaki işte kumpanya o zamanın deyimiyle eseri getiriyorlar ve İstanbul'da temsil ediliyor. Düşünün, dünya premierinden 3 ay sonra. Hangi tarihte oluyor bu? Bu 19. yüzyıl. 19. yüzyıl. Ve ne oluyor? İstiklal Caddesi'nde Naum'un tiyatrosunda. Evet, şimdi tabii ki var tabii. olmayan orada sahneleniyor. Yani bu müthiş bir şey bence. Tabii. Zaten 3 ay yol o kadar sürmüştür. Bence onlar temsili yaptılar. Hemen dekorları toparlayıp yola koyuldular. Çünkü İstanbul'a geliş de uzun sürüyor. Madame Butterfly var. Bakın şimdi ne dedik? Baştan Bellini dedik, Mozart dedik, Offenbach dedik, Verdi dedik. Tabii ki Puccini'siz bir opera gösterileri düşünülemez. Puccini'nin ünlü operası Madame Butterfly. Burada da egzotik bir aşk var. Ve iki kültürün temsilcilerinin karşılaşması, o tabii ki kültürel aileler arasındaki ya da damatla kızın ailesi arasındaki kültürel farklılıktan doğan çatışmalar, ön yargılar bütün anlatılıyor ve bir aşkın giderek nasıl imkansıza dönüştüğü. Bir Amerikalı subayla Cho-Cho-San, bir Japon kızı arasında, küçücük, gencecik bir kız arasındaki aşkın hikayesi bu. Maalesef sonu yine hüzünlü. Ama burada Puccini çok hoş bir şey yapıyor. Düşünün, daha bu 20. yüzyılın başında oluyor. Kültürel farklılıkların, yani farklı ulus, farklı din vesaire, dil bu farklılıkların bir noktada maalesef aşkı nasıl zedelediğini, yıprattığını ya da imkansız kıldığını anlatıyor. Sonuncu opera 2017'de bu, yani Il Trovatore, Madame Butterfly ve Otello 2017 gösterimleri olacak. Yani yine bu sezon ama ikinci yarıda. Otello Verdi. Verdi'nin başyapıtı bence. Büyük ustanın çok uzun bir suskunluk döneminden sonra bestelediği opera, Shakespeare'in ünlü tragediyası. Evet. Ama burada bir kişiyi daha, ben bir kişinin adını daha vermek istiyorum. Arrigo Boito. Müthiş bir adam, müthiş bir yazar, çevirmen, inanılmaz bir entelektüel. Shakespeare'in eserinden yola çıkarak Verdi'nin metnini, yani operanın metnini, librettosunu o yazıyor. Yani bu bence Shakespeare, Boito ve Verdi olarak anılmalı. Kıskançlığı daha iyi anlatan bir eser ben düşünemiyorum. Yani kıskançlık duygusunun o yıpratıcı yönünün insanı nasıl mahva götürdüğünü, nasıl kendisini ve çevresini mahvettiğini anlatan, artı hoşgörü eksikliğinin ne tür sonuçlara varabileceğini vurgulayan muhteşem bir eser. O da gerçekten bir başyapıt ve çok güzel bir prodüksiyon. Io mi potevi scagliare tutti i mali della miseria. Tabii ki operanın ana yurdu Avrupa. Yani 400 yıl önce çıkmış ve kısa zamanda yaygınlaşmış. Yalnız Almanya'da 100 adet opera kurumu var. Buna rağmen inanılmaz programlar uyguluyorlar. Çocuklara ilişkin ayrı. Hatta çocukları belli yaş gruplarına ayırıyorlar. Diyelim ki 3-6 arası için başka bir program. 6-9 arası için farklı, sonraki yaşlar için farklı. Gençler için. Şimdi bir eğilim daha var. Göçmen çocukları için özel programlar yapıyorlar. Çünkü gelen o çocukların da bütün bu kültürden nasibini alması lazım, yararlanması lazım.
opera herkes içindir. Opera sadece küçücük bir kesim için değildir. Ve opera ancak seyirciyle bütünleştiğinde, geniş halk kitlelerine yayıldığında operanın geleceği olabilir. Klasik opera eserlerini, bale eserlerini günümüzde, günümüz koşullarına, o teknolojiyle, o düşünce yapısı ve perspektifle yorumlamayı nasıl düşünüyorsun? Bu gerçekten olmalı mı? Çağa ayak uydurması açısından, yoksa hayır, klasik opera ve baleye ilk halleri gibi sadık mı kalmalıyız? Şimdi ilk halleriyle sadık kalırsak hem o sanat dallarına ihanet etmiş oluruz, saygısızlık etmiş oluruz her şeyden önce, hem de operayı bir olduğu yerde bırakırız. Müzelik bir sanat dalına dönüştürürüz. Yani bir model olur, hep o aynı şey tekrarlanır. Halbuki değil. Mesela ilk başta Norma'dan söz ettiğinde ne dedim? Milattan önce 1. yüzyılda geçen bir hikaye. Ama 19. yüzyılda yazılmış, bestelenmiş. 21. yüzyılda oynuyor şimdi. Bunu sahneleyen rejisörün, tabii ki o da işte Katalan bir adam. Barcelona'da doğmuş, büyümüş. O ülkenin kültürünü almış. 2016 yılında yaşıyor. Günümüzün toplumu, günümüzün dünyası, koşulları, her şey çok farklı, kültürü çok farklı. Şimdi o bir sanatçıyı ülkesi, birinci derecede ülkesi ve sonra da içinde bulunduğu dönem, dünya besler, değil mi? Şimdi bunu reddederek sadece bilmem kaç yüzyıl önce yapılmış bir eseri, çok güzel, aynen ben birebir sahneye taşıyorum. Bu kopyacılık bile değil, yani kopyacılık sözü bile zayıf kalır. Kendi yaratısını, kendi bakış açısını, kendi içinde yaşadığı toplumun onu nerelere getirdiğini, bu çok önemli. Yani sanatçının kendi içinde yaşadığı toplumla bağlarını koparmaması lazım. Onu var eden o toplum. O kültürü, deneyimlerini, izlenimlerini, düşüncelerini, yaratıcılığını hepsini harmanlayacak ve o eseri sahnelerken sahneye yansıtacak. Sinema yönetmenleri, isim vermeyeyim şimdi, operalar sahneye koyuyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani sinema ayrı bir daldır, onu yönetmek farklıdır. Opera ayrı bir daldır, onu yönetmek farklıdır diye mi düşünüyorsun? Yoksa evet, o da deneyebilir şansını diyor musun? Şimdi burada genelleme yapmak istemem. Çünkü operayla hiç ilişkisi olmayan, müzikle ilişkisi olmayan, yani dinleyici olmak dışında kastediyorum tabii ki, Bir sinema yönetmeninin hadi ben operayı yapıyorum demesi neredeyse imkansız. Ne açıdan imkansız? Çünkü tabii ki operanın kendine özgü koşulları var. Yani opera sahnelemenin diyelim. Yani o operayı tanıması lazım, müziği bilmesi lazım, teknik koşulları bilmesi lazım. Teknik derken sahne üstü tekniğini kastetmiyorum, müzikteki teknik. Yani şancının zorluklarını bilmesi lazım. Yani şancı aryasını söylerken dön arkanı, 9 metre yürü, sahne gerisine doğru dur ve söyle diyemezsiniz. Yani istediği kadar estetik, güzel, başka çözümler üretmek zorundasınız. Ama öyle bir yönetmen olur ki bütün bunları bilir. Zaten çocukluğundan itibaren müzikle haşır neşir olmuştur. Müthiş bir opera severdir. Operaya dair çok şey öğrenmiştir. Kendini yetiştirmiştir. O zaman neden olmasın? Ayrıca Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki temsil aralarında filmlerin çekilişi sırasında sahne arkası görüntüler, sanatçılarla kısa röportajlar da yayınlanıyor. Gelecekte
gelecek hafta cumartesi tekrar birlikteyiz. Görüşlerinizi bana serfergun@habertürk.com adresine lütfen postalayın.